Hazır olunca haber verirseniz lütfen. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, değerli basın mensupları, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, toplantımıza katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla 7-8 kanalda bizi canlı yayınlıyor. İlginiz için de onlara da ayrıca teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce yaşadığımız birçok talihsiz olayın yanında dün gerçekten talihsiz bir olay yaşadık. Ve bir taraftarımız, Soner Ergin isimli bir taraftarımız tribünden düşerek hastaneye kaldırıldı. Bu olay maçtan birkaç dakika önce oldu. Maç esnasında değildi. Hemen buradan en yakın hastaneye kaldırıldı kendisi. En son aldığımız bilgilere göre dün sabaha kadar iki ameliyat geçirdi. Hem bir beyin ameliyatı hem de omurilik ameliyatı. Ameliyatların iyi geçtiğini öğrendik. İnşallah Allah'ın izniyle sevdiklerinin ailesinin duasıyla Soner kardeşimiz bu çok sıkıntılı durumdan inşallah atlatacak. Sağlığına bir şekilde kavuşacak gücü, kuvveti, kudreti gösterecektir. Ona, ailesine, arkadaşlarına, camiamıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Evet, bugün Ersun hocamızın imza töreni için buradayız. Hep beraberiz. Birçok kez burada daha evvel beraber olduğumuz gibi. Çok arzu ederdik ki dün maçı kazanıp çok daha olumlu bir atmosferde, daha bir pozitif duygularla bu toplantı yapıyor olmak. Hocamızın bugün biraz sesi kısık. Dün maçta da gördünüz, yerinde duramıyordu. O yüzden o size kısa olarak görüşlerini iletecek. Belki bir iki soru alacak ama onu çok yormayacağız bugün. Zaten 2-3 gündür bizimle beraber. Bir hafta daha sezon sonuna kadar takımda iki maçımız daha var. Ondan sonra kendisi çok daha kapsamlı bir toplantıyı sizlerle gerçekleştirecek. O zaman arzu ettiğiniz her şeyi kendisine sorabilirsiniz. Bununla beraber ben eminizdeyim. Bana istediğinize sorabilirsiniz. Günümüzde basın toplantımızla ilgili istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Evet. 16. hafta itibariyle hiç arzu etmediğimiz, hiç beklemediğimiz, hiç tahmin etmediğimiz bir durumdayız. 16 hafta itibariyle dedim. Sezon başına dönersek bu odadaki herkese 16. hafta itibariyle olabilecek en kötü senaryoyu Fenerbahçe ile ilgili kağıda yazın deseniz herhalde hiçbirimiz bugünü tarif edemezdik. Yani bunu öncelikle söylemek istiyorum. Dünkü maçta olduğu gibi yani belki 5-0, 6-0 kazanacağız maçı bir son dakika golüyle berabere bitirmemiz. Birinci yarıda oynadığımız futbolla ikinci yarıyı karşılaştırdım. Bununla beraber tüm sezona baktığımız zaman yani içinde bulunduğumuz bu durumu formsuzluk, dayanıksızlık, takım ruhu eksikliği, transfer yanlışları gibi futbol lojiği, futbol mantığıyla anlatmanız söz konusu değil. Yani bu şekilde bunu ifade etmemiz, dünkü maçta olduğu gibi de yani hayatın olağan akışına aykırı. Bir şekilde bu işe nasıl girdiysek bu işin içinden çıkacağız. Ama dediğim gibi biz sezon başında bambaşka bir anlayışla, yepyeni bir yapıyla, bir sistem değişikliğiyle ve bugünün değil, yarının tohumlarını ekmek düşüncesiyle işlerimize başladık. Ve bunu
Ve bununla beraber futbol dışında pek çok yeniliği hayata getirdik. Pek çok olumlu, pozitif ve kulübümüzün, camiamızın geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğüm, kıymeti, faydası ilerleyen yıllarda görecek pek çok yeniliği de hayata geçirdik. Ancak ne yazık ki top çizgiyi geçmediği zaman ağzınızda kuş tutsanız futbol ve futbolun haftalık skorları her şeyin önüne geçiyor. Tartışmaların önüne geçiyor, haberlerin önüne geçiyor, güzelliğin güzelliklerin gösterilmesi önüne geçiyor. Hatta şunu da söyleyeyim size. Geleceği inşa etme konusundaki bizim motivasyonumuzun, moralimizin, enerjimizin de önüne geçiyor. Ve günlük krizleri yönetmeyle, çözmeyle uğraşarak vaktimizi daha çok oralara odaklıyoruz. Ama bilmenizi isterim ki bugün içinde bulunduğumuz futbol açısından baktığımız zaman olumsuz tablonun arkasında camiamız için çok da değerli işleri imzalar atılıyor. Sezon başında bunu bir kere oyuncularımıza söylemiştim. Geçenlerde bir kez daha kendilerini tekrar ettim. Burada üçüncü defa söylemek istiyorum. Biz büyük bir camiayız. Binlerce insan bu camiaya hizmet ediyor. 33 bin küsur kongresi var. Milyonlarca taraftarı var. 9 branşta rekabet ediyoruz. Eğitim kurumlarımız var. Ve Fenerbahçe dediğiniz zaman aklınıza gelecek pek çok şey var. Futbolcularımıza söylediğim gibi bu camiaya hizmet eden futbol dışındaki herkes ağzıyla kuş tutsa, basketbolda her sene şampiyon olsak, voleybolda, diğer branşlarda bir noktada futbolda başarı gelmediği zaman diğer her şey göz ardı edilebiliyor. Onlara da dedim ki bütün bu mutluluğu hak eden camianın hak ettiği mutluluğu ve bütün emeklerin, harcanan, sarf edilen emeklerin, çabaların karşılığı aslında sizin futbolda başarılı olmanız. Ve biz de sizin başarılı olmanız için elimizden gelen en iyi iklimi sağlamakta görevliyiz. Bunu yapmak için de var gücümüze çalışacağız. Çalıştık, hala da çalışıyoruz. Ama dediğim gibi futbolda istediğiniz sonuçlar gelmediği zaman bütün bunlar göz ardı edilebiliyor. Evet, sezon başında bir değişik sistem değişikliğinden bahsettim. Bazı oyuncularımız gitti. Bazı yeni transferler yaptık. Kısıtlı imkanlarımız ve financial fair play çerçevesinde bazı yatırımlar yaptık. Eminim biraz sonra onları soracağınız için soru cevap kısmında onların detaylarına şu an girmeyeceğim. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı. Hem Şampiyonlar Ligi eleme turunda hem de futbolda istediğimiz nokta sonuçları alamadık. Ve 10. hafta itibariyle de bir hoca değişikliğine gittik. Burada hoca değişikliği demişken Sayın Filip Koku'ya da hizmetler için teşekkür etmek istiyorum. Daha da önemlisi yollarımızı ayırma noktasına geldiğimizdeki tutumu, duruşu, yaklaşımı için bilhassa teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geçmiş yıllarda Fenerbahçe ile gerek hoca olsun, gerek futbolcu olsun ayrılıklar çok farklı bir atmosferde, kıvamda olurdu. Sizlerin, bazılarınızın ya yanlış bilerek yahut da art niyetli şekilde ifade ettiğiniz gibi rakamlar, ayrılış rakamları hiçbiri söz konusu değil. Hiçbir zaman da değildi. Sayın Filip Koku'nun Türkiye'de olmasının nedeni Ocak ayının ortasına kadar ailemle Türkiye'de kalmak istiyorum. Bu sizin için uygun mudur dedi. Biz de kendisine tabii ki uygun olacağını söyledik. Bir hoca değişikliğine gitmediğimiz için de ayrılış kontratını, ayrılma şartlarını belirlememize rağmen kağıda dökmemiştik. Ama geçen hafta onu resmi bir şekilde belirttik. Şunu size ifade etmek istiyorum. Hiçbir zaman 3 yıllık bir tazminat söz konusu değildi. Sene başında da bunu söylemiştim. Tazminatı 1 yıllıktı ama o tazminatından da kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ciddi bir indirim yaptı ve medeni bir şekilde, medeni insanlar olarak yollarımızı ayırdık
Ve çok inanıyorum ki kendisi de bundan sonra hayatında büyük başarılar imza atacaktır ve kesinlikle başarıları muvaffak olacaktır. Burada aşı tutmadı, onu söyleyeyim. 10. haftadan sonra Sayın Irving Coman'la yolumuza devam ettik. İçinde bulunduğumuz kriz ortamı ve kısa vadede takım bilen birinin olmasının daha doğru olduğunu düşündüğümüz için en doğru ismin, en doğru kararın nihai kararımızı verene kadar onunla devam etmek olduğunu düşünerek onunla ilerledik. Yeri gelmişken Sayın Irving Coman'a da burada özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi takımın liderliğini ele aldıktan sonra bilhassa ilk 3 maçta müthiş bir karakteristik, müthiş bir liderlik özellikleri gösterdi. Hiç beklenmediği anda sorumluluğu aldı. Hiçbir şey konuda şikayet etmedi. Tahmin ediyorsunuz ki bir haftadan bir haftaya ne olacağını bilmeyen bir insan için bu son derece zor bir durumdur. Ama o her şeyi bir yana koydu. Profesyonelliği hiçbir zaman elden bırakmadı. Ve elinden geldiğince camiamıza hizmet etti. Hizmet etmek, başarılı olmak için uğraştı. Ona da burada yeri gelmişken teşekkür etmek istiyorum. Şimdi evet, 5 yıldır şampiyon olamadık. Bu sezona başlarken şampiyonluk sözüyle başlamadık. Önümüzde 2 döneme ihtiyacımız var dedik. Önümüzdeki 6 senede 3-4 şampiyonluk alırsak bu çok büyük başarıdır dedik. Bu sene yine de tepeye için mücadele edecek bir kadro kuracağımızı ve elimizden geleni yapacağız dedik. Ama şampiyonluk vaat etmemekle beraber hiçbir şekilde de bu içinde bulunduğumuz durumu da tabii ki vaat etmedik ama tahmin de etmedik. Etmek de tabii ki mümkün değildi. Değişimin zaman alacağını biliyorduk. İstediğimiz noktaya gelmenin çok uğraş gerektirdiğini, çok mücadele gerektirdiğini, çok büyük bir liderlik gerektirdiğini biliyorduk. Ama hiç bu kadar acılı, sancılı olacağını, sıkıntılı olacağını tahmin etmiyorduk. Bu süreçte bir iki kelime bu süreçteki duruşu, sahiplenmesi ve desteği için taraftarlarımıza söylemek istiyorum. Çok takdire şayan bir duruş sergiliyor taraftarımız. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun ümitlerini kaybetmiyorlar. Her yerde bize destek veriyorlar. Hava şartları ne olursa olsun stadı dolduruyorlar. Hangi deplasmana gidersek gidelim bizlere ayrılan miktardaki tribünler tamamen doluyor ve var güçleriyle takımı desteklemeye, yönetimi desteklemeye çalışıyorlar, yapıyorlardı. Dün gece burada bir pazartesi akşamı soğuk hava şartlarına rağmen bir şampiyonluk maçı gibi, derbi maçı gibi bir atmosfer vardı. Söylemesi kolay, gerçekleştirmesi zor bir duruş. Onun için onlara da burada camia adına, yönetim kurulu adına teşekkür etmek istiyorum. Mahcubuz, üzgünüz ama dünyanın sonu değil, hayat devam ediyor ve bu durumdan hep beraber çıkacağız. Fenerbahçe'nin bugün içinde bulunduğu durumu aslında şu an dışarıdaki havayla eşdeğer tutabiliriz. Hava yağmurlu, ıslak, kaygan bir zemin, kara bulutlar, puslu hava, görüş mesafesi sınırlı. Aynı bugünkü hava gibi ama yarın da güneş açacak. Ve güneş açmak için Ersun hocamız da burada. Ersun Yanal hocamız tribünlerin de uzun zamandır beklediği, dua ettiği, istediği bir isim. Eminim biraz sonra bununla ilgili sorular soracaksınız. Daha evvel niye yapmanız etmediniz diye. Sorularınızı çalmamak için soru cevap kısmına bırakıyorum. Onunla da ilgili, orayla ilgili düşüncelerimi de sizle en açık şekliyle paylaşacağım. Hocamız en son şampiyonluğumuza, en erken şampiyonluğumuza, en keyifli maçları seyrettiğim sezona imza atan hocamız. Burada 2-3 gün evvel sorumluluğu kabul etti. Kendisiyle 1,5 yıllık bir sözleşme yaptık. Opsiyonlu. Opsiyon sizin olsun dedi.
Biz de dedik ki şampiyonsan zaten otomatikman bu sözleşme uzayacak. Bu sözleşme sürecinde, görüşmelerde hiçbir noktasında ne pazarlık edildi, ne herhangi bir menajer bulundu. Kendisi avukat da kullanmadı. Biz sözleşmeyi önüne koyduğumuz zaman temel bir iki konu dışında sözleşmeye bakmayı dahi tercih etmedi. Ve kendisi Fenerbahçe'de yarı kalmış bir işim var. En büyük hayalim 4. yıldız takmak dedi. Başka da bir şey istemedi. Transfer talebi dahi olmadı. Tabii ki devre arasında transferler yapılacak. Gerekirse gözümüzde karartacağız. Bu seneyi kaybettik evet ama bu bir fırsattır. Bunu fırsata çevirmek zorundayız. Bu devre arasında yapacağımız nokta atışları ve önümüzdeki sezon transfer etmeyi düşündüğümüz, planladığımız oyuncularla bugünden yapacağımız görüşmeler çerçevesinde inanıyorum ki aslında biz önümüzdeki sezonu belki de şimdiden kazanmış olacağız. Dolayısıyla bu sezondaki hedef en iyi şekilde bitirmek ama her şeyden önemlisi önümüzdeki yılı kurgulamak. Hocaya bir hedef verdiniz mi diye sorabilirsiniz. Böyle net kağıda dökülmüş bir hedef vermedik. Ama hocamıza dedik ki, konuştuk daha doğrusu. İkinci yarı 17 maç var. İkinci yarının ilk üçünde olalım. Lider bitirelim ikinci yarıyı veyahut da ilk üçünde olalım. O da bizi toplam sezon içinde nereye oturtursa oraya otursun. Tabii ki Türkiye Kupası hedefimiz de söz konusu. Ama burada yaşadıklarımıza baktığımız zaman hiçbir konuda da net konuşmamak gerektiğini de söylemekte fayda var. Zaten biz öyle büyük konuşan yapıda bir ne başkanım ne yönetimimiz bu şekilde. O yüzden hocamıza hoş geldin diyorum. Hocamız kendi ekibin bir kısmıyla geldi. Bundan sonra tam ekip ne olacak? Onları konuşacak vaktimiz çok fazla olmadı. Şu önümüzdeki iki maçı da atlattıktan sonra hocamız zaten benden bağımsız olarak, bizden bağımsız olarak sizlere kafasındaki bütün düşünceleri ifade edecektir. Hocam, ikinci yolculuğunuz Fenerbahçe'deki hayırlı uğurlu olsun. Evinize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun, yardımcımız olsun. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli yönetim kurulu üyelerim ve sevgili basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birçok umutlar vardır başka zamanların. Ama şimdi buradaki umutlarla birlikteyiz. Ve biz Fenerbahçe'de bu umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Sayın Başkanım çok vurgulu bir şekilde ifade ettiği süreci ben henüz daha iki gün yaşıyorum. Ve bu sürecin içinde bir maç oynadım. Ama şunu biliyorum ki Fenerbahçe'nin büyüklüğü kendi koyduğu sportif hedeflerin de büyüğündedir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olmasıdır. Fenerbahçe Türk sporunun lokomotifidir. Ve bugün bulunduğu yer sadece futbolla yorumlanacak kadar sığ olmamalıdır. Sayın Başkanımızın mensup olduğu koç ailesi ve onun mensup olduğu misyon Türk sporu içinde çok önemlidir. Ve ben kendilerinin Türk sporunun içinde olmalarının ülkemiz adına büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Sporun birçok alanında yapılacak olan tüm vizyoner çalışmaların ülkemizin geleceği için, spor geleceği için de önemli bir yatırımın başladığını biliyorum. Ve böyle bir camianın ki mensubu hissettiğim camianın da içinde olduğum şu anda sorumluluklarımı ve
heyecanımı, hedefimi Sayın Başkanımızın bir cümlesiyle tekrar ben anlatayım. Evet, dördüncü yıldızı takacağız. Dördüncü yıldızı takmak için var gücümüzle, hepinizin desteğiyle biz takım olarak, sizler de bizlerin dışında bir takım olarak hep beraber el ele taraftarlarımızın, büyük taraftarlarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bunun başka alternatif olmadığını düşünüyorum. Bugün burada olmaktan, Fenerbahçe ailesinin içinde olmaktan mutluyum. Ve bu mutluluğumu da sonuçlarla pekiştirerek hepinizi mutlu etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. İki mikrofonumuz var mı? Sağlı sollu. Sizden bir şey rica ediyorum. Televizyonda seyreden insanlar için isminizi ve temsil ettiğiniz kurumu da ifade ederseniz, biraz da gür sesle sorularınızı sorarsanız, He for She kampanyası başlattığımız için ilk soruyu sizden alacağız. Kevser Şahin, futbolarına.com. İlk sorum size. Ersun Yanal'ın takıma gelmesi konusundaki fikrinizi değiştiren dönüm noktası ne oldu? İkinci sorum da Ersun Hoca'ya. Takımı gördünüz, dün de bir maça çıktınız takımla. Gerçekçi olarak tabloya baktığınızda sezon sonu hedefini ne olarak görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Siz buyurun hocam. Şu anda bir maçımız kaldı. Biz ikinci yarıdaki puan cetveline baktığımızda, ligin yeni başladığını düşünecek olursak zirvede olan bir takım olacağız. Ligi kaçıncı sırada bitiririz, onun matematiğini şu anda yapamam. Ama ikinci yarıya başladığımızda, sezon yeni başlasaydı Fenerbahçe'nin nerede olması gerekiyorsa orada olmak için oynayacağız. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Senin sonra benzer sorular gelecekti. Bir iki tane daha soru alayım, topluca cevap vereceğim. Aygün'e verelim. Aygün Özpek, Ajans Spor ve Radyo Spor. Hocam 4,5 yıl önce çok güzel bir selfie çektik, şampiyonluk selfiesi. İnşallah o selfieyi tekrar çekeriz. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Kevser Hanım'ın sorusunu ek olarak maalesef sosyal medyada inanılmaz bir şekilde Ersun Hocamızla ilgili söylemiş olduğunuz cümleler biraz yansıtıldı, biraz farklılaştırıldı. Ve arkasından da baktılar bu olmayınca, bak onun üzerinden de Metin Şen üzerinden biraz yüklemeler de gelmeye başlandı. İşte yönetim içerisinde biraz karıştırılmaya çalışıldı. Bunlara biraz açıklık getirir misiniz diyorum. Ersun Hocama da şu soruyu sormak istiyorum. Hocam tabii ki elinizde bir sihirli değnek yok. Ama tabii ki kadro dışı kalan bazı futbolcular var. O futbolcularla ilgili düşünceniz nedir? Benim geleli toplamda 3 gün oldu değil mi? Bütün bunlarla ilgili tasarrufu çok geniş bir toplantıda nedenleri ve niçinleriyle konuşacağız. Bunu pazartesi günü yapacağımız Antalya Spor maçından sonra sizlerle bir araya gelip hem biraz daha vakit geçirip sizin sorularınızı açık yürekli cevap vereceğim. Hocamıza sorduğunu soruya bir ekleme yapayım. Hocamız da bu konuyu istişare etmedik. İstişare edeceğiz. Sonuçta burada futbolun patronu, hocamız var, spor direktörü var ve yönetim kurulu var. Bu konuyu da yeri geldiği zaman değerlendireceğiz. Sizin sorunuza da biraz sonra cevap vereceğim. Evet. Beyefendi alalım lütfen. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Hocamız 2-3 soru dedik ama çok ses lazım bize. Oğuz Öztürk, Maçkolik ve Gol Türkiye. Ben şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin aldığı son şampiyonlukta zaman zaman 3-4-3'e dönen, heyecan veren Fenerbahçe'yi izledik. Uzun vadede, yani şu an Fenerbahçe'nin kadrosu buna çok uygun görünmüyor ama uzun vadede yine planınız bu yönde mi? Bir diğer sorum da şu. Opta'nın gol beklentisi ölçümlerine göre Fenerbahçe bu sezon atması beklenenden daha az gol attı. Yani 25 bekleniyordu, 16 attı. Bununla ilgili ne düşünüyor? Bununla nasıl aşmayı planlıyor? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe'yi sevenlerin bir kültürü var. Biz onun dışında hiçbir şey yapmaya çalışmayacağız. Biz o kültüre uygun, Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayıp herkese öncelikle
keyiflendirip sonuca ulaşacağız. İstatistikleri yine biz belirleyeceğiz. Bir öyle bir öyle alıyoruz. Beyefendi alalım şurada. Ahmet Selim Kulu Habertürk. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Çok büyük bir taraftar teveccühüyle geldiniz. Görünmemiş bir şekilde. Bu sevgi hakkında, bu destek hakkında neler söylemek istersiniz? Sayın Başkan'a da şunu söylüyorum. Şunu sormak istiyorum. Her fırsatta 3 Temmuz kırmızı çizgimizdir noktasında vurgu yapmıştınız. Fakat şu anda Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörünün zamanında sonuçta mahkeme süreci devam eden şampiyonluğumuzda sezonu tamamladık. Bunu Trabzonspor lehine söylüyor. Şu anda Samandıra'da görev yapmaya başladı. Bu konuda düşünceleriniz neydi? Nasıl böyle bir karar verdiniz? Taraftarımızın ortaya koyduğu tavır, onların istediği ve sonucu aldığı şampiyonluktu. Ve şampiyonluğu alkışı hak etti. Bir takım vardı. Ben o takımı tek başıma şampiyon yapmadım. Orada çok kıymetli, çok değerli oyuncularımız, yönetimimiz ve taraftarımız birlikteydi. Yine aynı birlikteliği, yine taraftarımızın tevazu gösterip ve çok talep ettiği bir sistem, kurum şu anda görev yapıyor. Sayın Başkanımız başta olmak üzere hep beraber bunun çok daha keyiflisini yaşamak için mücadele edeceğiz ve çalışacağız. Teşekkür ederim. İkinci, ben bana sorduğun soruyu sorayım. Çok saçma bir soru olduğunu düşünüyorum. Bizim 3 Temmuz'daki duruşumuz netti. Buranın da yeri değil bu sorunun. Biz bir kişinin Fenerbahçe çalışmayacağını düşünüyorsak onu da çok iyi filtreliyoruzdur. Arkadan bir soru alalım lütfen. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Sayın Yanal'a söyler misiniz? Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Sayın Yanal'a sormak istiyorum ilk soruyu. Dün bir ara maçta 78'i 22 topla oynama oranı vardı. Çok da coşkulu bir Fenerbahçe izledik ama 60'tan sonra da oyundan düşen bir Fenerbahçe gördük. Sezon başı kampının verimli olup olmadığını sorguluyor şu an herkes. Siz nasıl buldunuz? Tabii çok yakın, yani kısa bir sürede takımla beraber çalıştınız ama Sayın Başkan, size de sormak istediğim soru Sayın Komoli hakkında. Bugün imza töreninde Komoli'yi göremedik orada. Sezon başı göreve getirdiğiniz dönemdeki görüşlerinizle bugün de Komoli hakkındaki görüşleriniz aynı mı? Buyurun hocam. Sevgili arkadaşlar, bugün oynamak istediğimiz futbolu, ortaya koyduğumuz oyunun temposunu, sürekliliğini kazanmak için zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı doğru kullandığımızı, rakibimize pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Ki rakibimizin ikinci yarı yaklaşık 55-60'a 40-35 gibi oranında da pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. İyi tarafı oydu. Ama bunu daha uzun süre oynamak tabii ki hedefimiz. Her oyunun kendi kondisyonu var. Her oyunun kendi dayanıklılığı var. Biz de her oyunun kendi kondisyonu ve dayanıklılığını bizim oyuna uyarlayacağız. Kısa sürede bunu başarmak zor ama bunu yapmak zorundayız. İkinci yarı çok farklı bir şekilde dediğiniz sürekli oyun oynayan bir Fenerbahçe'yi izleyeceksiniz. Şimdi sizden bir ricam var. Hocamızın pazartesiden sonra daha rahat cevaplayabileceği tarzda soruları bugün sormamanızı rica ediyorum. Hocamız bizden rica etti. 2-3 sorudan fazla almayayım diye. Bu konuda anlayış göstermenizi istiyorum. Ben topluca cevap vereceğim sorulara. 2 soru daha alacağım. Efendim, alın bir lütfen. Mehmet Emin Uluç, Türkiye Gazetesi. Sözlerinizi tabii ki anladım da yine hocama bir şey sormak istiyorum izninizle. Biz sadece rica edebiliriz. Teşekkür ediyorum. Geldiğiniz günden beri sürekli özellikle sosyal medyada bir tartışma konusu var. Bir polemik oluşturmaya çalışılıyor. Bu Trabzonspor'da görev yaptığınız dönem, şu an Fenerbahçe'ye gelmeniz ve bu 2010-2011 sezonuyla ilgili işte söyledi, söylemedi vesaire. Bunu siz burada direkt ilk ağızdan söyleseniz de herkesin kafasındaki soru işaretleri bir son bulsa, bir daha da aynı konu tekrar gündeme getirilmesin. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, ben 2013-14 sezonunda görev yaptım. Ve maalesef 2013-14 sezonunda da benim şampiyon olduğu dediğim bir takım oldu Fenerbahçe. Bunun dışında ben şampiyonluktan bahsetmedim. Lütfen benim yaptığım tüm
konuşmalara ve röportajlara bakın. Ve bir daha bu konu açılmamak üzere kapansın. Çünkü buranın da yeri değil. Ve bu spekülasyonlarla hem spor hem futbola zarar veriyoruz. Teşekkür ederim. Bir bu tarafa geçelim. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Biz her birinizi de tek soru rica ediyorum lütfen. Ya hocama ya bana. Hocama da demin rica ettiğim gibi mümkünse kendinizi tutabilirseniz. Peki o zaman öyle yapalım. Size ayrı bir soru soracaktım. Öncelikle Soner Ergen arkadaşımız dün bir yaralanma geçirdi. Ona geçmiş olsun diyorum tribündeki arkadaşımıza. Sen de dün hastanedeydin orada. Evet. Şunu soracağım hocama. İlk dört gününüzde teşhisleriniz ve çözümleriniz neler? Yani ilk etapta neler gördünüz? Nasıl çözeceksiniz? Bunun yanıtını rica edeceğim. Bu soruyu pazartesi günü detaylı bir şekilde aktarırsam çok daha sağlıklı olur. Çünkü o zaman hem Sayın Başkanım ve görüşüp daha detaylı bir çalışma planımız olacak. Hem onu aktarırım hem de size daha doğru bilgiler veririm. Şu anda bu bilgileri verecek kadar henüz o bilgileri konuşmadık. Teşekkür ederiz hocam. Bir senden alacağım, bir de buradan alacağım. Sonra mümkünse kapatacağız. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Başkanım, sürekli olarak Fenerbahçe'nin maddi durumunu düzeltmek için ciddi çabalarınız var. Ve demiştiniz ki Mart'tan sonrasını göremiyoruz demiştiniz. Filip Koku'nun gitmesi ve belki de Ocak'ta yapacağınız takviyelerle bu Mart öne çekilmiş olacak mı? Ve Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı hakkındaki görüşü nedir? Ersun Hoca'ya tek kelimelik bir soru soracağım. Eğer Fenerbahçe... Saniye, rica ettim tek soru diye. Tamam. Bana sorun sonra ikinci kısmı alabilir miyim? Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı hakkındaki düşünceleri nedir? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. İkinizden birini nasıl seçeceğiz? Peki. Teşekkür ediyorum Kenan. Centilmenliğin için. Hocam geçmiş olsun. Başarılar diyorum. Ali Bey mersin. İnşallah yeni dönemde. Kurum isim lütfen. Volkan Demir Sabah gazetesi. Yeni dönemde hocayla başarılar diyorum size de. Teşekkür ederim. Hocayı çok fazla yormadan size yöneltmek istiyorum sorumu. Transferde gerekirse gözümüzü karartacağız dediniz. Tabii bu gözlü karartma mali anlamda Fenerbahçe'nin bazı sıkıntılar da yaşadığını, yaşayabileceğini de gösteriyor bize. Şunu soracağım, Fenerbahçe şu anda devre arasında transfer için ne kadar hazır? Mali anlamda soruyorum bunu. Ve hocayla bir transfer görüşmesi, transfer planlaması yapıldı mı? Hangi bölgelere, tabii bunlar genelde gizli stratejiler ama hangi bölgelere hangi oyuncular transfer edilmesi planlanıyor? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak size galiba. Yağız Sabuncuoğlu, Haber Global. Aslında ikinize de soracaktım ama size yönelteyim Sayın Başkan soruyu. Az önceki soruya paralel olarak Fenerbahçe'nin devre arasında finansal fair play kurallarına göre harcayacak ne kadar bütçesi var? Çok kısa da hemen Ersun Hoca'ya bir sorumu ileteyim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama denemende de fayda var. Yağız Bey'le Volkan Bey'in sorularına ilk cevap verelim. O kolay. Diğerleri zor çünkü. Şimdi Financial Fair Play çerçevesinde bizim harcayabileceğimiz 11.9 milyon euro bütçemiz var. Financial Fair Play sadece alım satımdan da geçmiyor biliyorsun. Bir de ödediğin ücretler var. Gelirlerinin belli bir yüzdesini geçmemesi gerekiyor. Bir planlama var mı diye sordunuz. Hocamız gelmeden önce tabii ki bir planlamamız vardı. Belirlediğimiz pozisyonlar çerçevesinde belirlediğimiz isimler vardı. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı kiralama. Bize şu an içinde bulunduğumuz duruma en çok uyabilecek model 18 ay kiralayıp satın alma opsiyonuyla hamleleri yapmak.
Şimdi gerekirse gözümüzü karartacağız ne demek diye soruyorsun haklı olarak. Biz daha evvel de ifade ettiğim gibi sanırım ki bu diğer kulüpler için de geçerli ama benim onlar hakkında konuşmam doğru olmaz. Fenerbahçe üzerinde söylersek biz ağzımızda kuş tutsak Financial Fair Play kurallarına yani 3 yıllık eksi 30 milyon euro olma kuralına riayet edemeyeceğiz. Onu yapabilmemiz için bu sene yanılmıyorsa 60 milyon euro kar etmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki mümkün değil. Bunu UEFA nasıl yorumlayacak? 31 Ocak'ta görüşmemiz var. Ama benim anladığım kadarıyla Financial Fair Play en azından Türk kulüplerin özelinde arzu ettiği başarıyı sağlayamamıştır. Umarım ki yani Türk kulüplerinde Avrupa'nın tamamen dışında kalması da söz konusu olmamalı. Çünkü Türkiye'de müthiş bir toplum var. Müthiş bir kitle var futbol takip eden. Pek çok Avrupa ülkesinden çok daha fazla. Ve bu da UEFA'nın marka değeri için de önemli. Ama onlar da haklı olarak Financial Fair Play kurallarının istenilen sonuçları vermemesinden dolayı endişeliler. Gözümüzü karartmak ne demek? Belki de önümüzdeki yıl Avrupa konusunda yapacağımız toplantılar çerçevesinde belki de önümüzdeki yılın şampiyon olacak kadrosunu Avrupa'ya gitmektense doğru hamleleri yapıp kadroları kurmak. Çünkü zaten hiçbir kuruş harcama yapmasak da biz bugün Financial Fair Play'i yerine getiremiyoruz. Bir de ücretler var. Bonservis dışında bir de ücretler konusu var. Ücretler konusunda bizim sezon başında transfer politikamızdaki iki tane önemli unsur yaş ortalamasını azaltmak. Avrupa'nın üçüncü en yaşlı takımıydık. Bu sene azaltabildik. O kategoriden en azından çıktık. İkincisi de asgari maaş ortalamalarını indirmek. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe için 14 tane futbolcusunun sözleşmesinin bittiği bir sezon. Biz adımlar atarken bu iki kriteri göz önünde bulundurarak temel kararlarımızı veriyoruz. Ona göre satın alma veya kiralama yapıyoruz. Dolayısıyla devre arasında da elden çıkartacağımız oyuncular olacaktır ki onlar da maaş yükümlülüğünü azaltacaktır. Orada bir rahatlama, nefes alma konusu olacak. Bütün bunları dengeleyerek belirlediğimiz pozisyon ve isimleri hocamıza sunacağız. Hocamız yönetim kurulu ve sportif direktörle beraber scout ekibiyle nihai kararlarımızı vereceğiz. Şimdi oradan Ayhan Bey'in sorusuna geçeyim. Çünkü birbirini etkiliyor. Sayın Komoli'den memnun musunuz? Sezon başında düşündüğünüzde bugün düşündüğünüz aynı mıdır diye söylüyor. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Hocamıza da görüşmelerde bunu ifade ettim. Sportif direktörlük müessesesine ben sonuna kadar inanıyorum. Ve bir futbol takımının bir kurumsal futbol organizasyonu olacaksa bu müessese olmalı. Bu ne demektir? Teknik kadro vardır, hoca vardır, hocanın ekibi vardır. Hocalar değiştikçe değişmeyen unsurlar da vardır. Bu nedir? Scouting, analiz, medikal sağlık konular, altyapı. Altyapı da scouting. Altyapının işleyiş şekli. Kulübün markasının uluslararası arenalarda temsili. Dolayısıyla bu müessese devam edecektir. Müessesede Sayın Komoli ile memnun musunuz, değil misiniz diye sorusuna sormak gerekirse memnun olduğum yanlar var, memnun olmadığımız yanlar var. Ama sizin sandığınız gibi sizin bazı mecralarda yazdığınız şekliyle değil,
sportif direktör transferleri yapar, transfer çalışmalarını yapar. Ondan sonra takımın gidişatıyla, oynanacak futbolla, futbolcuların ne yapacağıyla ilgili karışmaz. Memnun olmadım takımsa, evet, iş kısımsa, takım olamadık, takım ruhunu yakalayamadık, Fenerbahçelik ruhunu belki yeterince aşılayamadık. Ama diğer taraflarda memnunuz ve aynı şekilde de devam edeceğiz. Şimdi yeri gelmişken transfer politikalarımız eleştiriliyor. Onunla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, demin söylediğim, iki tane temel felsefemiz vardı. Ortalama yaşı indirmek, asgari ücretleri de veya ortalama ücretleri de indirmekti. Bunu da başardık. Üç, ne dedik? Tecrübeli oyuncular alacağız. Elit oyuncu diyeceğimiz kapasitede alacağız. İmkanlarımız çerçevesinde mecburen çoğunu kiralayacağız. Bir de geleceğe yatırım adına oyuncuları alacağız dedik. Onu da yaptık. Bununla beraber esas hayal kırıklığına uğradığımız, esas endişe ettiğimiz konu ise elit oyunculardan aldığımız performans. Ağustos ayında pek çoğunuz Sayın Komoli'yi ve yönetimi alkışlıyordunuz yaptığımız transfer tercihlerinden dolayı. Bir hatırlatmak gerekirse, 4 tane elit, bizim en azından elit diye saydığımız oyuncu aldık. Bunlardan birisi André Ayew. André'nin kariyerinden bahsetmeden önce karakterinden, kişiliğinden ve liderliğinden bahsetmek istiyorum. Keşke imkanımız olsa da kiralamasını uzatabilsek diyorum şu aşamada size. Zaman ne olacağını gösterir. André Ayew, Marsilya'da 209 kez maça çıkmış. 60 gol atmış, 25 asist yapmış. Buradaki performansı kendisini Premier Lig'e taşımış. Orada Swansea ve West Ham United formasını giyerek 89 maça çıkmış, 21 gol atmış, 12 asist yapmış. 89 maç, 21 gol, 12 asist. Ve Ghana milli takım formasıyla da 76 maçta 14 gol atmış. Afrika'da bir kez yılın en iyi oyuncusu, 3 kez yılın en iyi ikinci oyuncusu seçilmiş. Ve biz bu oyuncuyu neredeyse bedelsiz kiraladık. Ayun'un performansından diğer 3 elit oyuncumuza göre çok daha memnunum. Verebileceği çok daha da fazla şeyler olduğunu düşünüyorum. İslam Slimani. 8. 9. haftada sadece bir gol atmış olmasına rağmen kendisini otorite olarak sayan spor medyasındaki insanlar bile Türkiye'deki en iyi forvet diyordu. Fenerbahçe'den alsanız hangi oyuncu alırsınız dediğiniz zaman İslam Slimani diyor derken. O ne yapmış? İslam Slimani Sporting Lisbon forması altında 79 maçta 47 gol, 5 asist yapmış. Oradan 30 milyon pound'a Leicester City'ye transfer olmuş. Leicester City'nin hayatında yaptığı en büyük transfer bedeli bu olmuş, bu oyuncu olmuş. Bu sürede 47 maçta 14 gol atmış, 6 asist yapmış. Milli takım formasıyla da Cezayir'de 49 maçta 25 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ülke tarihinin en çok gol atan 4. oyuncusu şu an. Daha 31 yaşında. Belki de ülke tarihinin en çok gol atan oyuncusu olacak kariyeri bittiğinde. Kim tahmin edebilirdi ki İslam Slimani'nin bugün yaşadıklarını yaşayacağını? Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bazı yaşadığımız şeyler futbol mantığıyla, futbol lojiyle anlatılamıyor, izah edilemiyor. Hayatın olağan akışına aykırı. Devam edelim. Yasin Benzia, henüz 24 yaşında. 24 yaşına rağmen Lyon ve Lille formalarıyla 93 maça çıkmış Fransa 1. Ligi'nde, Lig 1'de. Ve bunların 77'sinde ilk 11'e çıkmış ve 11 gol atmış. Cezayir milli takım oyuncusu, Fransa'nın bir dönem 15-20 yaş grubu arasında Fransa'nın
en çok gelecek vaat eden oyuncusu olarak gösteriliyordu. Ve bir hatırlatma yapmak gerekirse 10 numara pozisyonunda birinci tercihimiz değildi. 10 numara pozisyonuna Giuliano'nun satışından sonra transferi yapmak için çok sınırlı bir vaktimiz vardı. Ve transferin son gününde ikinci opsiyon olarak kendisini aldığımız ve aldığımızda da dün gibi hatırlıyorum medyada nasıl yansıtıldı, nasıl olumlu yansıtıldı. Ama tanınacak halde değil. Diego Reyes, demin bahsettiğim futbol felsefesine paralel olarak transfer felsefesine genç, bonservisi yok. 2-3 sene, 4 sene bizde oynayıp yüksek bedellere satabiliriz düşüncesiyle aldık. Kendisi 2013 yılında 7 milyon euroya Portekiz'de Porto'nun yolunu tuttu. Oradan Real Sociedad'a, oradan da La Liga'da, orada 27 maçta forma giydi, 2 gol attı. 2016 yılında Espanyol'a kiralandı. Meksika milli takımında oynuyor. Şu anda Meksika milli takımının kaptanı. Hatta 2016 sezonunda 2016 sezonu ile ilgili La Liga tarafından bir oylama için en iyi 4 stoper arasında konmuş. Bu oylamada Ramos, Pique, Godin ve Reyes var. Ama ondan da yaptığımız bir yatırım karşılığı geri dönüş olarak baktığımız zaman hayal kırıklığı derseniz evet. Dolayısıyla bütün bu elit oyuncuların bir araya konup bu şekilde hani 5 yatırım yaparsınız biri olmaz ikisi olmaz. Bu sonuçları almak kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Onun için diyorum hayatın olağan akışına aykırı. Ve bunlar yapılırken birçok diğer de oyuncu aldık. 11-12 milyon küsur para harcadık. İki tane çok önemli oyuncumuzu elden çıkartmak zorunda kaldık. Burada da Sayın Filip Koku'ya hak vermek istiyorum. 2 ay boyunca takımının bel kemiği olarak Josef de Souza ve Giuliano ile hazırlık yaptı. Son dakika onu elinden onları aldık. Ama kendisi de dediği gibi, Damien de dediği gibi, benim de dediğim gibi o bedelleri satmamak büyük bir sorumsuzluk olurdu. Yerlerini dolduramadık. Çok iyi sözleşmeler yaptık. Hiçbir oyuncuya maça çıkıyor diye para ödemiyoruz. Maça çıkan oyuncu maç başı para alacaksa maçın 1/3'ünü oynamak zorunda ve maçı kazanırsak para alıyor. Ne beraberliğe ne son 5 dakika oyuna girmeye. Bunlar da sportif teknik direktörlerin başarısıdır böyle mukaveller yapabilmek. Bizim elimizde şu an öyle mukaveller var ki 2 dakika oyuna gir, çok yüklü maç başı para alıyoruz. Devam edelim. Mehmet Bey'le şimdi Ersun Yanal ile ilgili sorulara en son geleceğim. Hocamızla ilgili sorulara. Cüneyt Bey demiş ki tarafta Ali Koç olarak Ali Koç hakkında ne düşünürsün? Sen olsaydın. İşin içinde olduğum için, ne yaptığını bildiğim için belki çok nötr bir cevap veremeyeceğim ama çok çabaladığını, çok uğraştığını, iyi işler yapıldığını ama bir o kadar da talihsiz olduğunu, bazı işlerinde yaşanarak öğrenildiğini ama yarının çok güzel olacağını düşünürdüm. Zerre kadar da şüphem olmazdı. Devam edersek Aygun Özüpek bir soru sordu. Ersun Hocam'la ilgili soruları gelmeden önce. Bu da yeni yaratılmaya başlanan bir polemik. Bunu da önümüzdeki günlerde ya yıl sonuna yakın bir iki gün kala yahut da yılın ilk günlerinde camia yapacağım seslenişte adresleyeceğim pek çok konudan biri olacaktır. Yönetimin içinde görüş ayrılıkları var. Hatta bölünmeler var. Kavgalar var diye, fiziksel kavgalar var diye çıkartılmıştı. O tutmadı. Şimdi görüş ayrılıkları var. Yönetimin içinde her zaman görüş ayrılığı olur. Her türlü organizasyon içinde görüş ayrılığı olur. Yönetimde bana sorarsanız
iyi bir yönetimimiz var, kuvvetli bir yönetimimiz var. Herkes büyük bir fedakarlıklarla en iyi bildiği konulara mesaisini harcayarak doğru işler yapmaya çalışıyor. Bazen doğru işler yapılıyor, bazen hata da yapılabiliyor. Hata yapılmadan tecrübe kazanılmadığında burada sizlere hatırlatmak istiyorum. Ama bir yöneticinin adını zikrederek bir şeyler söylediniz, orada tam ne demek istediğiniz bilmiyorum. Ama her organizasyonda olduğu gibi futbol kulüplerinde de, yönetimlerinde de medyadan uzak duranlar olur. Medyayla haşır neşir olan arkadaşlar olur. Ketum arkadaşlar olur. Eş dost arasında kendisini tutamayan arkadaşlar olur. Dolayısıyla siz tam ne demek istediğinizi anlayamadım. Bununla beraber bizim yönetimimiz dimdik, sapasağlam görevini devam etmektedir. Gelelim Ersin hocamızla ilgili sorularınıza. Kevser Hanım'la başlamıştık. O medenice güzel bir şekilde sordu. Ersun Yanan'ın takıma gelmesi için fikrinizi ne değiştirdi? Aslında demek istediği, siz Ersun Hoca'yla hiç çalışmak istemiyordunuz da ne oldu demek istiyor. Ama çok güzel bir Türkçe ile söyledi. Ondan sonra Aygün Özüpek Bey de sosyal medya, sosyal medyadaki polemikler, söylemler, onlar hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Şimdi sosyal medya insanların hür iradelerini ifade ettikleri, öfkelerini, tepkilerini, sevgilerini, mutluluklarını, hüzünlerini ifade ettiği bir ortam. Bununla beraber sosyal medyada hiç doğal olmayan, son derece suni olan, troll diye adlandırdığımız ve üzülerek görüyorum ki bu odada da olan birkaç gazetecinin bu tür trollerden medet umduğu, gazetecilik vakfını, vasfını bir yere koyup troller üzerinden gazetecilik yapmaya çalıştığı, hem gazetecilik hem onu yapmaya çalıştığı bir ortam içindeyiz. Sosyal medya hepimiz için çok yeni bir fenomen. Benim hiçbir tane sosyal medya hesabım yok ama raporlarda geliyor. Ama size şunu söylemek istiyorum. O ortamlardan medet olan medya mensuplarına söylemek istiyorum. Er ya da göç, er ya da geç gerçekten ortaya çıkacak ve aslında en çok zararı siz göreceksiniz bu işte. Bugün size hoş, sempatik, fırsatçı, akıl kârı gelebilir. Böyle yönet yaptığınızı zannedebilirsiniz. Ama şunu bilin, ne mesleğinize, ne spora, ne de Türk gençliğine hiçbir faydanız yok. Bu vereceğim cevapları da sosyal medyada samimi bir şekilde, sosyal medyada samimi bir şekilde gerçek düşüncelerini ifade eden arkadaşlar var. Evet, ben Ersun Yanal hakkında, Ocak ayında, hocamız hakkında sosyal medya diyorum, Camia Sesleniş programında görüşte bilettim. O zaman hocamız Filip Kokuydu. Yollarımızı değiştirme gibi bir karar söz konusu değildi. Ve uzun vadede onunla da devam edebileceğimizi, sabır gerektirmemiz gerektiğini düşünüyordum. 10. hafta itibariyle bu kararımızdan dönmemiz gerektiğini hep beraber karar verdik. Ben asla asla demeyen bir insanım. Hata varsa hata yaptım da diyebilirim. Hatadan dönmenin elzem olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta daha net olsun diye söyleyeyim neler söylediğim hocam hakkımızda ki daha da net ifade edelim. Demişim ki asla olmayacak. Asla dememişim de bugün olmayacak, yarın da olmayacak demiş. Ne konuştuk, ne konuşmayı planlıyoruz demişim. Hatta hocamıza medyada PR kampanyası yapıyor demişim. Bu bizi rahatsız ediyor demişim. Hatta hocam yapıyor dememişim de yoğun bir medya kampanyası var. Birebir sözlerimden okuyorum burada. O zamanki tepkileri anlayışla karşıladığımı, içinde bulunduğumuz durumu da göz önünde bulunarak anlayışla karşılıyorum demişim. Ama ne bu sezon için
ne de yarın için olacağını sanmıyorum demişim. Taraftarımla rica etmişim, bu sevdaya son verin demişim. Hatta demişim ki benim için en kolay şey Ersun Hoca'ya getirmek, herkesi memnun etmek. Kesinlikle şunu da düşünmeyin dedim. Hani bir kompleks içinde insanlar istiyor diye inat ediyoruz, Ersun Hoca'ya getirmiyoruz. Böyle bir şey de yok demedim, demişim. Hatta söylediğim en ağır şey de şöyle olmuş. Ersun Hoca ile uzun vadeli proje yapabileceğimizi düşünmüyorum demişim. Tamam mı? Eksik bir şey var mı? Bununla beraber Ersun Hoca'nın bize yaşattığı şampiyonluk, en keyif aldığımız şampiyonluk demişim. Kazandığımız zaman rahat maçta oynamıştı demişim. Onun döneminde belli böyle rahat maçlar seyretmiyoruz demişim. Şampiyon olduk, çok güzel futbol oynadık demişim. Hakkını da vermişim hocam. Sağ ol. Şimdi, evet fikir değiştirdik. O zaman doğru fikir oydu. Yabancı hoca ile devam etmek istiyorduk. Ersun hocamız planlarımızda yoktu. Niye yoktu? Medya kampanyası, medyada bir kampanya yapıyor düşündüm. Aslında benim yabancı hocada ısrarım ne olduğunu size ifade edeyim arkadaşlar. Ve bunun Ersun Hoca için geçerli olduğunu söylemiyorum. Bir iki hoca dışında Türkiye'de pek çok futbol dünyasındaki kişiler için de geçerlidir. Bu yönetici olur, hoca olur, futbolcu olur. Ne yazık ki spor medyamız spora gençliğe katma değer yaratmaktan ziyade daha yıkıcı, yapıcılıktan uzak, güzelliği öne çıkaran değil, daha çok olumsuzluğu öne çıkaran ve 5-6 kişinin kurguladığı bir dünyada hocaların, futbolcuların, yöneticilerin üzerinde büyük baskı kurabilen, sevdiğini parlatan, sevmediğini yıpratan, istediğini yaptırdığına hoşgörüyle yaklaşan, istediğini yaptıramayanı yerden yere vuran bir dünyada olduğu için ben yabancı hocayı tercih etmiştim. Uzun vadeli planlarımın esas ana sebebi buydu. Hocamızla buluştuktan sonra kafamdaki bütün soruları en çıplak haliyle, en eldivensiz haliyle kendisine istişare ettim. Aldığım cevaplardan tatmin oldum. Tatminden fazla oldum. Hatta ilk konuşmamızda herhalde hocam şeyi merak ediyorsun. Sen benim hakkımda niye böyle düşünüyorsun diye her şeyi açıklıkta. O da bütün kafamdaki soru işaretlerini net bir şekilde zaman zaman da kızarak cevaplarını verdi. Beni tatmin etti. Bizi tatmin etti, sadece beni değil. Dolayısıyla hata yaptıysak hata yaptık. Ama şimdi yeni bir başlangıç yaptık. Yeterli mi cevap senin? Yetmedi mi cevap? Söyle. Doğru. Çok kötü gidiyorduk. Örvin'le devam ederken bilhassa sağlıklı bir karar vermek açısından geleceğe dair uzun vadeli bir kontrat yapmadan önce bütün alternatiflerimizi irdeledik ve bir Türk hoca olması gerektiğini, Türkiye Ligi'nin DNA'sını bilen bir hoca olması gerektiğini, Fenerbahçelik ruhunu aşılayacak, takım ruhunu en kısa zamanla getirebilecek, sadece saha içindeki bilgileri değil ama psikolojik açıdan da en fazla etki yapabilecek biri olması gerektiğini düşündüğümüz zaman zaten Ersun Hoca'dan başkası çıkmıyordu. Onun için böyle bir karar verdik. Hocam var mı söyleyeceğim bir şey? Aslında ben ilave etmek istediğim çok önemli şeyler var. Kendimi de zor tutuyorum, kusura bakmayın. Türkiye'de sporun geldiği noktayı çok iyi anlamanız gerekiyor. Özür dilerim. Sesim kısılsa da bunu söylemek zorundayım. Çünkü Türkiye'de takımlarımızın durumu, başkanım biraz önce ifade ederken, Avrupa'nın finansal problemlerinden bahsederken ben bir taraftan da üzülüyordum. Gelmiş olduğumuz noktanın temelinde yatan en büyük belirsizlik ise yönetsel problemlerdi. Geçenlerde bir seminerde
konuşmam istendi ve hazırlık yapıyordum. Türkiye'de iki bilimsel çalışma yapılmış. Çok basit. Ve bilim adamları çalışmış. Sporda gelişimi anlatmışlar. Olimpiyatlar üzerinden. İki sonuç çıkmış. Bir tanesi kültür, bir tanesi yönetim. Ve bugün Türkiye'de gelmiş olduğumuz nokta, kulüplerimizin bu durumu, özür dilerim belki bana çok kızacaklar ama gerçek bu, yönetsel problemlerdendir. Ve özellikle kurumsallaşmanın doğru planlanmadığındandır. Ve kurumsal yapının doğru planlanmasını ve bir kurumun hafızasının ve kimliğinin oluşturulmasının zorunlu olduğu bir duruma geldik. Burada benim anladığım kadarıyla isimlerin üzerinden değil, kurulmak istenilen sistem üzerinden olayı algılamaya çalışırsak hepimizin içi daha rahat edecek. Neden? Bunu çok açıkta söyledim. Koç ailesinin bugün Türkiye'deki durumunu hepinizin çok iyi anladığını düşünüyorum. Neden? Kurumlarıyla birlikte çalıştırdığı ve yaptığı işin standardını düşünün. Bu standardın içinde bir kurumsallama, kurumsallık kimliği var. Bu kimliğin Sayın Ali Koç tarafından Fenerbahçe'ye aktarılmak istenmesi ve burada bunun çalıştırılmak istenmesi kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla bundan Fenerbahçe kulübü kazanacaktır. Bunu böyle algılarsak, bunu böyle düşünürsek hepimiz olaya daha yaklaşık, yumuşak yaklaşımlar gösterip Türkiye'nin gitmek istediği ya da spordaki örgütlenmenin gitmek istediği yapıyı daha iyi anlarız. Ben de bunu böyle anlıyorum ve bu konuda üstüme en ufak bir alıntım olmadığı gibi tam tersi destekliyorum. Ve bu desteğimi de burada olsam da olmasam da hem bir spor adamı olarak hem de doğru bir yapılanma olduğu için destek olduğumu söylemek istiyorum. Her yerde de bunu açıkça beyan edebilirim. Teşekkür ederim. Yumuşak yaklaşımlar.